Kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kıymetli kardeşlerim, elbette her zaman gönlümüz biz beraber. Ama hepimiz ayrı yerlerdeyiz. Kimimiz İstanbul'da, kimimiz efendim işte İzmir'de, Ankara'da, Eskişehir'de. Ama en azından böyle gönlümüz istiyor ki her zaman böyle pikniklerde buluşalım. Efendim düğünlerde buluşalım ama zaman zaman cenazelerde de buluşuyoruz. Bu derneğin kuruluşunda emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendi kardeşlerim, gönlümüz tabii ki istiyordu ki hanımlarla beraber, yani İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki bütün hemşerilerimizi bir arada toplayalım. Bütün insanlarımız, köylülerimiz tanışsınlar, konuşsunlar, kaynaşsınlar istiyoruz. İnşallah bir gün o da olur diye ümit ediyoruz. Efendim, belki çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Ama tanımayan kardeşlerimiz var. Veya tanımadığımız kardeşlerimiz var. Yeni büyüyen gençlerimiz var. İşte bu gençlerimize köyümüzün insanlarını tanıtmamız lazım. Kaynaştırmamız lazım. Bakınız artık birbirimize yabancı olur bir hale geldik. Öyle değil mi değerli kardeşler? Evet. Belki birçoğumuz birbirimizi tanımıyoruz. Belki işte düğünler olmasa, efendim cenazeler olmasa, böyle piknik programları olmasa birbirimizi tanımayacağız. O hale geldik. Belki birçoğumuz aynı okulda okuduk. Efendim aynı suları paylaştık, aynı dağları paylaştık ama maalesef artık yabancı kalmaya başladık. O yüzden ben istiyorum ki biz Müslümanlar olarak, köylüler olarak hep beraber hayırda yarışalım inşallah. Yani gerçek bir hizmet vardır kardeşlerim, o da insanlara hizmet etmektir. Gerçek bir hizmet vardır, o da insanlara hizmet etmektir. Çünkü insan en şerefli mahluktur. Eşrefi mahluktur. Yeryüzünde Allahu Teala'nın nedir? Halifesidir. Ama kendimizi taşıyabildiğimiz zaman, kendimizi koruyabildiğimiz zaman, Allah'ın emirlerine yapıştığımız zaman, yasaklarından kaçındığımız zaman insan eşrefi bir mahluk olur. Yoksa o insan ne olur? Aşağıların aşağısına yuvalanır diyor Allahu Teala. Kıymetli kardeşlerim, dediğimiz gibi hepimiz iyilikte yarışalım dedik. Efendim, köylüler olarak, komşular olarak çok güzel, Allah razı olsun kardeşimizden, abilerimizden, efendim kardeşlerimiz derneğimizi kurdular. Bu dernek çok güzel bir şey. Efendim dernek çok güzel bir şey. Bak neler oluyor, anında haberdar oluyoruz. Sağ olsun Erdem'imiz anında bizleri haberdar ediyor. Ama bu iyilikte yarışırken şunu görüyoruz. Efendim derneğin bana ne faydası var diyen kardeşlerimiz var. Bak derneğin ne kadar güzel faydaları var. Yani sadece biz zannetmeyin ki böyle pikniklerde, cenazelerde, düğünlerde buluşuyoruz. Belki birçok kişinin
kardeşimizin kalbine giriyoruz. Öyle değil mi? Belki efendim sıkıntısı olan komşularımız var. Onların derdiyle dertleniyoruz. Yani bir kardeşimizin, bir komşumuzun sıkıntısı olduğu zaman eğer bundan bizim haberimiz olmuyorsa işte bu bizim kaybımızdır. İşte bu kaybı önlemek için kardeşlerim ne yaptık? Kardeşlerimiz sağ olsunlar derneğimizi kurdular. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel çalışıyorlar. Çok güzel şeylere imza atıyorlar. İnşallah bu derneğimizin yürümesi için ne yapmamız lazım? Biz ve beraber olmamız lazım. Bir ve beraber olmadıktan sonra ne olur kardeşlerim? Ayrıcalık olur. Ayrılık olur. Dostluklar kalmaz. Dostluklar bozulur. Biz ve beraberlik önemlidir. Devlette olsun, millette olsun, toplumda olsun bir ve beraberlik çok önemli bir noktadır. Kıymetli kardeşlerim, bir babanın üç oğlu var. Burayı efendim dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Bir babanın üç oğlu var. Üç oğlunu da yanına çağırıyor. Efendim onları imtihan etmek için yanına çağırıyor. Elinde üç tane odun parçası var veya efendim çalı var. Çalı var. Efendim üç tane böyle odun parçasını alıyor. Birinci oğlunu çağırıyor. Diyor ki oğlum al bakalım şu odun parçasını. Kır bakalım diyor. Oğlu kırıyor. Efendim ikincisini çağırıyor. İkisini beraber ikinci oğluna veriyor. Kır bakalım oğlum. Kırarken elbette zorlanıyor. Üçüncüsünü çağırıyor. Oğlum diyor. Üçünü beraber kır. Tabii ki üçünü beraber kırmak zorlaşıyor. Yani baba evlatlarına bir mesaj vermek istiyor. Diyor ki oğlum yani siz bir olursanız, bir kişi olursanız kolay kırılırsınız. İki kişi olursanız biraz zor kırılırsınız. Ama üç kişi olursanız yani bir ve beraber olursanız o zaman kolay kolay kırılmazsınız diyor. İşte değerli kardeşlerim biz bir ve beraber olmak zorundayız. Hiç kimse şunu demez. Bütün hemşerilerimden, kardeşlerimden istirhamım şudur. Kesinlikle yani şu derneğin bana ne faydası var diyen bir komşumuzun, bir kardeşimizin olmasını biz istemiyoruz. Derneğimizin çok güzel faaliyetleri var. Efendim böyle derneğe geldiği zaman 50 liradan 100 liradan kaçan kardeşlerimizi, komşularımızı biz seviyoruz. Yani biz onları terk etmek istemiyoruz. Öyle değil mi? Yani böyle akşama kadar bir paket sigara içiyoruz. En azından 10 liradan aşağı değil. Yani her gün 10 lira bir paket sigaraya para veriyoruz. Ama böyle hayırlı hizmetler olduğu zaman da efendim derneğin bana ne faydası var diyebiliyoruz. Derneğimizin çok güzel efendim faaliyetleri var. İşte bir ve beraber olmamızı sağlıyoruz. Efendim cenazelerimiz oluyor, anında haberdar oluyoruz. Efendim düğünlerimiz oluyor, anında haberdar oluyoruz. Bir kardeşimizin bir sıkıntısı oluyor, haberdar oluyoruz. Hastalarımız oluyor, haberdar oluyoruz. Yoksa bunlara ulaşmak kolay mı değerli kardeşler? Allah razı olsun başkanımızdan, efendim, diğer yönetim kurulunda çalışan kardeşlerimizden, Erdem kardeşimizden anında bizlere görüntü yapıyoruz. Bu yüzden değerli kardeşlerim, dediğimiz gibi biz hizmette yarışmak istiyoruz. Her türlü hizmette, her türlü hizmette yarışmak istiyoruz. Bakınız, insanoğlunun bu hizmetine Cebrail aleyhisselam bile özenmiştir. Cebrail aleyhisselam diyor ki, keşke insanoğlu olsaydım da şunları şunları yapabilseydim diyor. Diyor ki,
insan oğlu olsaydım da efendim 5 vakit namazımı cemaatle beraber kılsaydım diyor. Bak, en büyük meleklerden bir tanesi Cebrail aleyhisselam. İnsan oğlu olsaydım da diyor, keşke insan oğlu olsaydım da şunları yapabilseydim diyor. 5 vakit namazı cemaatle kılabilseydim. Efendim, bir hastayı ziyaret edebilseydim. Efendim, bir misafiri ağırlayabilseydim. İşte efendim, bir cenaze varsa o cenazeye katılabilseydim. İnsanlara su dağıtsaydım. Bunun gibi değerli kardeşlerim, şunları yapabilseydim diye insanoğluna özenmiştir. Demek ki bakınız, en büyük meleklerden biri olan Cebrail aleyhisselam bile insanoğluna özenmiştir. Bizler işte cemaatte birlik vardır diyor Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Ayrılıkta azap vardır, cemaatte birlikte beraberlik vardır. Dolayısıyla hep beraber, bir ve beraber olursak daha güzel işleri başarırız inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama sordular. İçinizden bugün bir efendim cenazeye katılan var mı? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ben dedi ya Resulallah. Ben bir cenazeye katıldım. İçinizden bir hastayı ziyaret eden var mı? Ben ya Resulallah. İçinizden bir misafirine ikram eden var mı? Ben ya Resulallah. İçinizden efendim işte oruç tutan var mı diyor. Hepsinde ben ya Resulallah diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ne soruyorsa Hazreti Ebu Bekir ben ya Resulallah diyor. İşte diyor, kim de bu hasletler toplanırsa o cennete girer. Kim de bu hasletler toplanırsa o kişi cennete girer diyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Mekke'nin böyle kenarlarında veya Medine'nin kenarlarında ama olan bir kadın vardı diyor. Ama olan, yaşlı bir kadın var. Bu kadının ihtiyaçlarını görmek isterdim. Sıkıntılarını gidermek isterdim. Ne zaman gitsem bu kadının yanına, benden önce birilerinin bu kadının ihtiyaçlarını gördüğünü müşahede ederdim diyor. Acaba bu hayır yapan kimdi diyor. Merak ettim diyor. Bir gün diyor, sabahleyin erkenden kalktım, o ama olan, yaşlı olan kadının yanına gitti. Gittim ki yine bütün hizmetleri görülmüş. Acaba bu kimdi diye merak ettim diyor. Baktım ki Hazreti Ebu Bekir'den başkası değildi diyor. Onlar, kardeşlerim onlar hayırda yarıştılar. Hayırda koşuşturdular. Gecesini gündüzüne verdiler. Bizlere güzel bir din bıraktılar. İslam dinini bıraktılar. Bu güzel dini yaşamak, bu güzel dinimizin emirlerini uygulamak, yasaklarından kaçınmak elbette hepimizin görevidir. Efendim, gelin diyorum, bir olalım, beraber olalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre öyle diyor. Elif okudum ötürü, pazar eyledik götürü. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Biz bütün kardeşlerimizi, bütün hemşerilerimizi, bütün köylülerimizi seviyoruz. Onları hep bir çatı altında görmek istiyoruz. Derneğimizin çatısı altında buluşmaya onları davet ediyorum değerli kardeşlerim. Hiçbir kardeşimiz derneğimizden ayrı kalmasın. Tekrar hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum efendim. Evet, Sayın Başkanımıza söz veriyorum.